Buraya 5 farklı üçgen çizdik ve bu videoda yapacağımız şey bu üçgenlerden hangilerinin hangileriyle eş olduğunu bulmak. Bunu yapmak için de buraya hemen üçgenlerde eşlik kurallarını yazalım. Evet şimdi biliyoruz ki tüm kenarlara eşit olan üçgenler eştir. Yani kenar, kenar, kenar. Ayrıca iki kenarları ve bu kenarlar arasında oluşan açıları eşit olan üçgenlerin de eş olduğunu biliyoruz. Yani kenar, açı kenar ve bu durumun tam tersi de bir eşlik kuralıdır. Yani iki açı ve bu iki açının arasındaki kenarlar eşitse bu yine bir eşlik gösterir ve son olarak da iki açımız ve herhangi bir kenarımız eşitse yine iki üçgenin eş olduğuna kanaat getirebiliriz. Bu durumların herhangi birinin oluşması iki üçgenin eşliğini gösterir. Şimdi gelin buradaki üçgenlerde neler bulacağız onu görelim. Burada bir kenarı 7 açıları da 60 ve 40 derece olan bir ABC üçgeni var. Yani başka bir deyişle burada bir kenarımız var, bir açımız ve bir açımız daha var. 40 derece, 60 derece ve 7 birimlik kenar. Burada bir eşlik bulabilmemiz için ya kenar açı açı bağıntısını kullanmalıyız ya da diğer eşlik durumlarını denemeliyiz. Bu soruda bize bir açı ve iki kenar verilmiş olduğu için tahminen tahmin ediyorum ki kenar açı açı bağıntısını kullanacağız ama burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Herhangi bir kenar açı açı olamaz. Açılar ve kenar sırasıyla 40 derece, 60 derece ve 7 birimlik kenar olmak zorunda. Açılar 60 ve 40 derece ve 7 birimlik kenarsa sıralama farklı olduğu için eş olamazlar. 40 derecelik açının kenarlarından biri 7 ise buradaki ile aynı olamaz. Çünkü burada 60 derecenin bir kenarı 7. Şimdi bakalım buradaki sıralamadaki gibi 40, 60 ve 7 olan başka bir üçgen var mı? Burada 40 ve 60 derece var ama 7 birimlik kenar bu açıların arasında. Yani belki de bu açı kenar açı bağıntısından başka bir üçgen eş olabilir. Çünkü buradaki sıralama açı kenar açı. O halde bu da olamaz. Buradaki ilginç görünüyor. Bu da açı kenar açı. Belki bu iki üçgen eş olabilir ama buna da daha sonra bakacağız. Şimdi önce buradaki üçgenimize odaklanalım. Bu üçgende ise sırasıyla 60, 40 ve 7'lik kenarımız var. Bu güzel. Bir kenar, iki de açımız var ama açıların sıralaması farklı. Burada 40, 60, 7. Burada ise 60, 40, 7. Yani kenar açı açı ama 7'lik kenar 60 derecelik açının tarafında değil, 40 derecelik açının tarafında. Yani bu da doğru görünmüyor. Burada sırasıyla 40 derece, 60 derece ve 7 birimlik kenarımız var. Bu yüzden uygun görünüyor. Buradaki kenar, buradaki kenarla eş. Sonra buradaki 60 derecelik açı, burada da bir 60 derecelik açımız var. Üçgen döndürüldüğü için çok net gözükmeyebilir ve biraz farklı çizilmişler ama hiçbir zaman sadece çizime bakarak karar vermeyin. Ve son olarak burada bir 40 derecelik açımız var ve burada da 40 derecelik bir açı var. Yani diyebiliriz ki, hatta yazalım, önce yazacak bir yer bulayım. Evet, buraya yazalım. ABC üçgeni bu üçgenle eşittir. ABC üçgeni bu üçgenle eşittir. Şimdi bu üçgeni isimlendirirken dikkatli olmalıyız. Birbirine karşılık gelen köşelerin isimleri aynı sıralamayla yazılacak. Örneğin bu üçgeni yazmaya A köşesinden başladık. A noktası, A köşesi tam burada ve burada 60 derecelik bir açımız var. Bu 60 derecelik açının bulunduğu köşe. Eş üçgenimizde ise 60 derecelik açı N köşesinde bulunuyor. O halde üçgene isimlendirmeye N köşesiyle başlayacağız. Ve şimdi de A köşesinden B köşesine gittik. B açısını bilmiyoruz ama hemen bulabiliriz. Eğer bu iki arkadaşın toplamı 100 derece ise buradaki açı 80 derece olacak. Eş üçgende ise M köşesindeki açı belirtilmemiş ve buradaki gibi uzunluğu 7 birim olan kenarın bir köşesini oluşturuyor. O halde n noktasının yanına m noktasını yazıyoruz. Ve üçgeni o köşesiyle tamamlıyoruz. Sıralamanın doğru olduğundan emin olmalıyız. Çünkü üçgenin şekline göre değil, birbirine denk gelen köşelere göre eşliği gösteriyoruz. Şimdi görüyoruz ki A köşesi ya da A noktası bu üçgende N köşesiyle eşleşiyor. B köşesi ise M köşesine denk geliyor. Böylece AB'nin uzunluğu NM'nin uzunluğuna eşit diyebiliriz. Yani bunların hepsi birbiriyle eşleşiyor. Ayrıca bu iki üçgenin kenar açı açı prensibiyle, kuralı ile eş olduğunu söyleyebiliriz. Kısacası buradaki üçgen buradaki ile eş. Şimdi buradaki iki üçgene bakalım. Burada sırasıyla 40 derecelik bir açımız ve diğer açıyla arasında bilinen bir kenarımız var. Yani açı, kenar açı gibi görünüyor. Şimdi buradakine bakıyoruz. Sırasıyla 40 derecelik bir köşe, 7 birimlik bir kenar ve 60 derecelik bir köşe. Şimdi burada 40 derece aşağıda, buradakinde yukarıda diyebilirsiniz ama unutmayın, üçgenler döndürülse de kaydırılsa da eş olabilir. Bu üçgeni çevirirsek bu üçgene varırsınız ama bu üçgeni çevirirseniz bu üçgene elde edemezsiniz. Gelin konuyu netleştireyim. Buradaki 60 derecelik açımızla bu üçgendeki 60 derecelik açımız eş. Buradaki 7 birimlik kenarımız bu üçgendeki 7 birimlik kenarımıza eş ve buradaki 40 derecelik açı bu üçgendeki 40 derecelik açıya eşit. O halde diyebiliriz ki bu iki üçgen birbirine eşittir. Buraya da yazalım. DEF üçgeni eşittir. Burada yine dikkatli olmalıyız. D 60 derecelik açımızın köşesi o halde diğer üçgende de ölçüsü 60 derece olan köşeden başlayacağız. Yani h köşesinden. D köşesi ile h köşesi eşleşiyor. Sonra D noktasından E noktasına geldik. E 40 derecelik açımızın köşesi. Yani 7 birimlik kenarın diğer köşesi. O zaman bu üçgende de h köşesinden G köşesine gideceğiz. H, G, I ve bunun açı kenar açı olduğunu biliyoruz. Bu da gösteriyor ki buradaki üçgenimiz bu üçgenimize eştir. Ve son olarak elimizde bu üçgen kaldı ve öyle görünüyor ki bu üçgen hiçbir üçgenimizde eş değil. Bu üçgeni buradakiyle eşlemek mantıklı görünebilir çünkü özellikle açılar iki üçgende de alt tarafta ve 7 birimlik kenar da aynı yerdeymiş gibi görünüyor ama bu üçgenler eşleşmiyor çünkü açıların sıralaması aynı değil. Karşılıklı açılar aynı değil. Eğer bu köşenin ölçüsü 40 veya 60 derece olsaydı belki bu üçgeni buradaki diğer üçgenlerden biriyle eşleştirebilirdik ama bu köşedeki açıyı hesaplarsak 40 artı 60 100 yapar. O zaman buradaki açı 80 derece olacak. İç açıların toplamı 180 derece olmak zorunda öyle değil mi? Buradaki açılar da 80'er derece. Burası 40 ya da 60 derecelik bir açı olsaydı belki onu eşleştirebilirdik ama maalesef bu arkadaş buradaki üçgen yalnız bir üçgen çünkü onun maalesef bir eşi yok.